Evet, hello. Sürpriz bir canlı yayın. Selamlar. Çok çok uzatmayacağım. Sadece şöyle, sabah biliyorsunuz böyle merhabalar gelen herkese. Çok uzun tutmayacağım. Kısa bir açıklama yapmak istedim. Az evvel de Kanal Ekonomi için genel bir piyasa görüşü aldılar benden. Onu paylaştım. Fakat bu akşamki yayını beklediğini söyleyen kişiler var. Hakikaten çok böyle yine sorumluluk duygumla şey hissettim. Bir açıklama yapmak istedim. Küçücük de olsa. Özellikle Instagram adreslerinizden bildiğim için sizi. Dolayısıyla hani böyle şey yapıyor olabilirim. MMC diye birisi var yazan bana. Özellikle altınla ilgili. Altını nereden alacağıyla ilgili. İşte bankadan mı alayım? İşte efendim banka hesabıyla kuyumcunun ne farkı var? Gibi bir soru sormuş. Yani bu şey gibi hani döviz bürosundan farklı döviz bürolarından nasıl alıyorsanız hani bankaların artık altın hesabı var. Anlık orada işlem yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla oradan herkese merhaba, yeni katılanlara çok küçük bir açıklama yapmak istedim. Onun için bu canlı yayını açtım. Gelenlere en azından hızlıca bir kendi yorumumu söyleyeyim diye. Çünkü yayını beklediğini söyleyen insanlar olmuş. Şöyle altınla ilgili ana fikrimi söylemek istiyorum. Merhaba, sizi az önce ilk defa izledim. Hemen takip aldım. Çok teşekkür ediyorum. Çok uzun tutamayacağım. Yani gerçekten bugünkü böyle birazcık merhabalar, gelen herkese şöyle genel bir açıklama yapmak için bu canlı yayını açtım. Çünkü hakikaten kendimi sorumlu hissediyorum. Özellikle bugün akşam biliyorsunuz bir soru cevap yapacaktık. Teknik analizle beraber aslında sizi çok böyle aydınlatacağını düşündüğüm bir yayın olacaktı. Tekrar şu anda yayına katılan herkese merhabalar diyorum. Selçuk Bey merhaba. Kısa bir şey olacak. Sadece bir açıklama yapmak istedim. Onun için uzun tutmayacağım bu canlı yayını. Sadece şunu söylemek istiyorum. Çok fazla yazan var. Özellikle altın için. Lütfen altınla ilgili bakın yani ben aldım satayım mı? İşte Saat Hanım ben sizi bekliyordum. Akşamki yayını bekliyordum vesaire diye yazanlar var. Onun için bu açıklamayı yapmak istedim. Ben 2019'un Eylül ayından beri inanın hani derler ya dilim de tüy bitti. Ben 2019'un Eylül'ünden beri altın portföylerde alınmalı, tutulmalı. Bunu hem yakın arkadaşlarım olsun hem etrafımda iş yaptığım insanlar olsun, yatırımcılar olsun. Bunu zaten paylaşmıştım. Altının satma zamanı değil efendim. Tutma zamanıdır. Ama ben şunu bilemem. Şimdi ben bunu dedim diye işte altının gramı 380'lerden 360'a gelir. Vay efendim siz Sait Hanım işte tutun dediniz gidip satmadım derseniz diye bu açıklamayı yapmak ihtiyacı hissediyorum. Sebebi şu. Altının ana trendi yukarı yönlüdür. Fakat aralarda tabii ki fiyat düzeltmesi olacak. Şu anda yorumlarınıza bakmıyorum. Ne olur hani sadece kendimi sorumlu hissettiğim için bu akşam yayın yapmakla ilgili sorumlu hissettiğim için bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü herhalde bir 15-20 tane yani sayabildiğim ve hızlıca bakabildiğim yorum geldi. Altınla ilgili özellikle Sait Hanım sizin akşamki yayını bekliyorduk satalım mı sorusuna binaen bu açıklamayı yapıyorum. Altın portföylerde tutulmalı ama tabii ki fiyat düzeltmeleri aralardaki ben bilemem sizin maliyetiniz. Yani 320'den almışsınızdır. 380'den satayım. Sat tekrar yakalayacaksan aşağıdan alabilmeyi. Onu ben bilemem. Dolayısıyla ana trendi yukarı yönlüdür. Portföylerde tutulması gerekir. Burada da şunu söyleyeyim. Özellikle 2008 yılında altın ya şöyle söyleyeyim. Amerikan Merkez Bankası 2008 yılında 900 milyon dolardan şeyi bilançosunu 1,5 trilyona çıkartmıştı. Şu anda da Amerika 6,5 trilyonlara geliyor. Amerika'nın kendi bilanço büyüklüğü. Bu ne demek biliyor musunuz? İnanılmaz bir şekilde Amerika para basıyor ve bu süreç muhakkak altına yarar. Çünkü 2008'den 2013'e kadar ben bunu bir başka yayında da söylemiştim. Altın 900 onslardan ons bazında değeri 1800'lere kadar geldi. Oradan 1200'lere doğru da 2013 senesi itibariyle de tekrar bir düşme trendine geçmişti. Fakat o zaman bilanço küçültmeye gitmişti. Şu anda bütün bu süreçten Amerika'nın para basarak içinden çıkmaya çalıştığı bir döngünün içerisindeyken lütfen altınla ilgili ben satayım mı işte şu fiyattan tekrar bozayım mı sorularınızda biliyor muyuz ki altın 3 ay sonra 500'lere gelecek. Yani burada ana trendinin lütfen yukarı yönlü olduğunu bilin.
Ama aralardaki sadece karınızı realize etmek için satarsınız. Onu ben bilemem çünkü sizin birebir portföyünüzü takip etmiyorum. Kaçtan almıştık maliyetinizi bilmiyorum. Tekrar kaçtan sattık, sonra tekrar aşağı geldiği zaman nereden alabileceksiniz? Bütün bunlara haiz değilim. Bu bilgiler bende olmadığı için böyle bir açıklama yapmak istedim. Özellikle altın özelinde. İnşallah faydasını görürsünüz bu açıklamanın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler. Canlı yayın yapacağız. Perşembe akşamı müthiş bir konuğum var. Onun için çok heyecanlıyım aslında. Çok sağ olsun. Ekonomiyi konuşacağız beraber. Keyifli bir yayın olacak. Lütfen Perşembe'yi özellikle inşallah da bir başka problem olmazsa, tabii şu anda bugün yaşadığımız sağlık problemiydi. Olmazsa Perşembe günü de çok değerli bir isimle beraber yayın yapıyor olacağız. Yine ekonomiyi konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Herkese çok sevgiler ve görüşmek üzere.